Merhaba. Keyifli bir gün diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet, milletçe hepimiz artık diyetteyiz. Bizim için artık her gün pazartesi. Çünkü diyetler pazartesi günleri başlar. Ama olan zamlarla birlikte artık bizim için her gün pazartesi. Zira yiyeceklere ve vesaire her şeye gelen zamlarla birlikte diyet şartı olmadı mı? Sağlıklı yaşam için oluyor bütün bunlar yahu. Yanlış anlıyorsunuz. Mesela taksilerde indi bindi İstanbul'da 75 lira. Yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz, form tutacağız. Şimdi toplu taşımalara da zamlar yoldadır herhalde. İyi tarafından bakalım, tamam mı? Hafta sonumuzu böyle şekillendirelim ve güzelleyelim. Uzun zamandır diyete meyliniz var ama yapamıyorsanız işte tam zamanı. Domates bir tane alın. Salatalık bir tane alın. Et, yani almasanız da olur. Vejeteryan takılın diyeceğim ama sebze de pahalı. Olsun, her şeyden bir tane bir tane. Bol bol yürüyüş, bu işi kotaracağız. Başka çare var mı? Ah, deliliğe vurmaktan başka çaremiz yok bence. Bugün ne zamandır gelsin diye dört gözle beklediğim çok özel bir konuğum var. Kitaplarının zaten takipçisiyim. Bütün kitapları evimizde bulunmakta. Ama o kitapları nasıl okuyabildiğimi de birazdan sizinle paylaşacağım. Sayın Barış Terkoğlu bizimle birlikte ve son kitabını konuşacağız ve çok şey konuşacağız. Böyle çayınızı, kahvenizi alınız, keyifle kurulunuz. Belki tatlı şeylerden söz etmeyeceğiz ama bir şekilde tatlılaştırmaya çalışacağız. Ne de olsa diyetteyiz. Az sonra. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'la yazdığı Büyük Sır Kapısı Açılıyor dediği kitabı SS'den gündemdeki konulara uzanan sohbetiyle Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. Geldik bile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz sizi hep bir ikili gibi de düşünüyoruz. Evet. Sayın Barış Pehlivan'a da buradan saygılar, sevgiler. Evet. Bugün sizi tek ağırlıyoruz. Ama hep böyle ikili bir barış halindeyiz. Aslında iki farklı insanız. Elbette. Ama bazen o kadar karıştırıyorlar ki bana Pehlivan diye sesleniyorlar, ona Terkoğlu diye sesleniyorlar. Komik de bir hale geldi aramızda, şaka konusu da oluyor yani bu olay. Yani sizin kitaplarınızı nasıl okuduğumu aslında kuliste anlattım. Evet. Şimdi eşim zaten sıkı bir takipçisi Barış Beylerin ve bütün kitapları mutlaka evimizde var. Ben o kitapları nasıl okuyorum? Şöyle anlatayım. Kitap geliyor, önce eşim okuyor, sonra diyorum ben de alayım artık. Başlıyorum okumaya, önce bir ağlama krizi geliyor. Sonra devam ediyorum. Sonra diyorum ki yok, kalbim dayanmayacak, biraz ara vereyim diyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Çünkü kitaplarda öylesi gerçekler, bir vatansever için o kadar kaldırılamayacak boyutta olabiliyor ki nasıl diyerek böyle kafamı duvarlara vurmak isteyerek de okuyorum. Okuyucularınızdan böyle yorumlar alıyor musunuz? Şöyle, çok insan sizin de söylediğiniz gibi tahammül edemiyorum, okuyamıyorum, yarım bırakıyorum diyor. Aslında bunun sebebi şu. Kitap elbette ki özellikle araştırma kitapları bir gerçeği anlatır. Ama bizim kitaplarımızda biraz da o hikayeleştirilerek okuyucuya böyle bir tür film izliyormuş tadında verilmeye çalışılıyor. Ve o da hikayeyi daha dramatik hale getiriyor esasında. Hı hı. Gözünün önünde canlandırabiliyor. Bir de meselenin özü şu, biz çoğu zaman, mesela biraz önce söylediğiniz, hayat çok pahalı, benzin pahalı, domates pahalı ama bunun insan hayatına bir yansıması var. Biz çoğu zaman o tekil meseleleri konuşmayı unutuyoruz. Ne demek tekil mesele? Belki bu konuştuğumuz bizim hani şu anda hikayesini ne kadar çok pahalı filan dediğimiz meselenin bir insanın üzerinde, bir emekli olabilir o, bir işçi olabilir, trajik bir hikayesi var. Belki o muhtemelen açlık yaşayacak. Evet. Yani veya işte öyle bir şey yaşayacak, evinden atılacak. Veya sokakta yaşarken belki de onun başına bir şey gelecek.
İnanır mısınız? O kadar çok hikaye var ki bu şekilde Türkiye'de. Ve Türk insanında çoğu zaman o genel laflardan çok o bireysel hikayeden öğreniyor. Bizim insanımız şeyi seviyor, insan hikayesini seviyor. Evet. Dikkat edin, sabah programlarında en çok izlenen meseleler i̇nsan aslında hikayeleri. Bireysel hikayelerin tabii. olduğu insan hikayeleri. Eleştirebilirsiniz o programları falan filan ama en nihayetinde insanlar oradan öğreniyorlar. Siz ne kadar pahalılık var diye anlatsanız belki bir insanın çıkıp eline mikrofon alıp geçinemiyorum diye bağırmasından daha çok öğreniyorlar. O yüzden bizim kitaplarda o bireysel hikayeler de çok var. İnsanlar onu okudukça da aa diyorlar birazcık. Konuştukları o büyük gerçeğin aslında hayatı nasıl etkilediğini de görüyorlar. Bu arada sizinle ilgili çoğumuzun gözünde canlanan ve birçok insanın da dillendirdiği bir Uğur Mumcu ve Uğur Dündar genç versiyonu var. Yani sizde Uğur Mumcu ve Sayın Uğur Dündar'ı görüyorlar. Uğur Bey'e selam olsun. Uğur Mumcu'ya da selam olsun. Buradan görüyordur belki. Bununla ilgili ne hissediyorsunuz? Şöyle, ben hep mütevazı olmaya çalıştım. Uğur Mumcu da Uğur Dündar da benim çok sevdiğim gazeteciler. Ama onların gittiği yola yeni adım attım sayıyorum kendim. Çünkü onlar gerçekten Türk basınında uzun bir yolculuk yaptılar. Kutup yıldızı oldular. Çoğu zaman insanlar kaybolduklarında yönlerini onlara bakarak buldular. Benim için şu anda daha ilk adımlar diye düşünüyorum. O yüzden daha mütevazi olmayı seçiyorum. Evet ama bu ilk adımlarda da bayağı sağlam durdunuz. Yani iki kez cezaevine girdiniz. Evet. Bu dönemlerde çok geç davalarınız görüldü. Sonra o davalarda aslında sizin bilgisayarınızda olmayan belgelerin bir şekilde hackerlar tarafından yüklendiği ortaya çıktı. Yani korkunç şeyler yaşadınız aslında. Kitaplara gelmeden önce biraz buralardan da geçmek istiyorum. Ya bu haksızlık karşısında bir insan cezaevinde ne hissediyor? Sayın Merdan Yanardağ'a da selam olsun buradan. Ona selam söylüyoruz. Çünkü aslında burada bulunmamızın gerekçelerinden bir tanesi de o yani. Bu kanalı yaratan en büyük emekçi Merdan Yanardağ. Ne hissediyorsunuz? Şunu hissediyorsunuz. Bir, eğer ne için mücadele ettiğinizi bilirseniz çok büyük bir rahatlık cezaevinde bu. Çünkü ben çoğu zaman giren insanların ağladığına, yakındığına, kendi kendini yiyip bitirdiğine. Bakın yani benim beraber kaldığım bir koğuş arkadaşım kanser oldu orada. Ama ben onun kanser oluş sürecini izledim yavaş yavaş. Her gün ağlıyordu, bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Yaşadığı haksızlığı. Yani bunu anlayabiliyorum ama şunu bileceksiniz. Ben bir mücadele veriyorum. Bu mücadelenin bir tarafında benim karşımdaki insanlar beni öldürebilirlerdi. Cezaevine attılar. Bunun için yaptılar. Ama mücadele burada bitmedi. Ben mücadele etmeye devam edeceğim. Bu rahatlıkla hareket ederseniz aslında cezaevi o kadar da insanı şey yapmıyor. Beni parçalamıyor yani. Gardiyanlar da şey derlerdi, hiç cezaevinde değilmiş gibi dersiniz derlerdi. Ben her gün gülerdim, her gün sporumu yapardım. İşte diyetime uygun yemek yapardım, beslenirdim. Ondan sonra dışarıda okuyamadım, bir sürü şeyi cezaevinde okurdum. Ondan sonra yani bu krizi bir avantaja mı çevirdiniz? Şöyle. Çünkü en nihayetinde, bakın 10 yıl önce cezaevine girme diyeyim hikaye olmasaydı ben bugün olmazdım. İnsan hayatı da böyledir. Bir zorlukla karşılaşırsınız. O zorluk sizi öldürebilir ama aşmak size büyük bir fırsattır. Yani insana verilmiş dertler büyük bir fırsattır aynı zamanda hayatın içerisinde. Çok iyi bir bakış açısı. O açıdan ben bunları bir fırsat olarak görürüm. Onlarla baş etmenin yollarını ararım. Yani mesela bizim koğuşa girerlerdi. Böyle bakarlar. Şimdi böyle bir oda düşünün. Bütün yerler suyla dolu. Yani bu ne falan derlerdi mesela. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir şişelerle. Düşünün bir odaya giriyorsunuz. Hiç duvarı göremeyeceğiniz kadar su dolu. Bu ne falan derlerdi. Ve hemen işte bakın. Bir. İşte cezaevlerinde çok yangın çıkar haberlerden biliyorum. Cezaevinde yangın çıkarsa bunlarla yangını söndürürüm. İki, bir gün burada su kesilirse bu suları kullanırım.
3, ben mühendisim biliyorsunuz. Şimdi onu söyleyecek. Bu mühendis kafası. Bu gazeteci kafası değil. Mühendisim. Koğuşa suları dizmeniz cezaevinde en mesele ses yankısı yaratır. Köşeleri doldurmanız sesin yankılanmasını azaltır ve ses mühendisliği açısından daha rahat bir ortam yaratır. Mesela anlatabiliyor muyum? Hikayeyle baş edebilirsiniz. Kendi yöntemlerinizle baş edebilirsiniz. Çok basit şeyler yaparak baş edebilirsiniz. Bu size, o zorlukla baş etme gücü sizi aynı zamanda aslında güçlendirir de. Ben hikayelere hep böyle bakarım. O yüzden de önce bir kere cezaevine girdiğinizde şunu yaşarsınız. Umarım hiç başınıza gelmez. Televizyonu açarsınız, sabahtan akşama kadar sizi küfrediyorlar. Merdan Yanardağ'ın da başına o geldi. Sabahtan akşama kadar küfrederler. Bir hafta geçince unuturlar. Türkiye'de böyle bir şey var. Ve ya sizin zaten zamanınız başlar. Sizin kendi haklılığınızı anlatma zamanınız başlar. Yazı yazma zamanınız başlar. Kitap yazma zamanınız başlar. Kendinizi biriktirme zamanınız başlar. Bu mücadele başlar. Bu mücadeleyi siz kazanırsanız cezaevine girdiğinizden daha güçlü çıkarsınız. Şöyle bir, bizim Yalçın Küçük'le girmiştik o zaman. Onun tespitiydi. Sonra ben de gözlem, derdi ki cezaevinde işte dikkat ediyor musun derdi. Mesela mafyatik tipler böyle hani daha başka politik şeyler. Onlar da güçlenerek çıkarlar onlar genelde. Onlar kilo alarak çıkar. Bir de gerçekten. Böyle devrimciler, yurtseverler bilmem ne zayıflayarak çıkıyor. Bildiğim kadarıyla mafyada da yani cezaevine girip tabii çıkmak bir artık bir mertebe atlamak. Bir mertebe racon. Ama şöyle onun esprisi neler şuydu. Neler konuşuyoruz. Bir taraf kilo alır çünkü sürekli şey yapıyor, cezaevini iyi değerlendirmiyor filan. Bir taraftan da gerçekten de bizim kuşakta, biz hep bizden öncekilerin cezaevi hikayeleriyle büyüdüğümüz için girdiğimiz zaman şimdi işte spor yapacağız, şimdi işte şunu yapacağız, şimdi roman okuyacağız, şimdi şiir okuyacağız, şimdi yazı yazacağız, şimdi kitap yazacağız. Mesela bizim sızıntı kitabımız cezaevindeyken çıktı. Oturup cezaevinde yazdık. Hala parmağımda bir nasırı var, kalemle çünkü orada yazıyorsunuz her şeyi. Var. O yüzden de ben o dönemleri bir fırsata çevirdiğimi düşünüyorum. Yani büyük bir haksızlık mı? Büyük bir haksızlık. Ya düşünün ki arada sırada aklıma geliyor. Ben 2011 yılında cezaevine girdim. 19 ay o dönem kaldım. 19 aylık sürecin sonunda ben beraat ettim. Devlet bana dedi ki yargı 19 aylık sürecin sonunda pardon biz seni yanlışlıkla tutmuşuz. Ama 19 ay düşünün. Çok fena. Yani 30'lu yaşlarımın başında. Belki ne bileyim sahilde gezeceğim. Belki arabama binip bir şey yapacağım. Belki burada televizyon programı yapacağım. Yani hayatın verimli bir çağında 19 ay sizi içeride tutuyor sonra kapının önüne koyuyor. Pardon diyor. Beraat ediyorsunuz. Ve işin enteresan tarafı bunun bir bedeli yok biliyor musunuz? Bunun bir bedeli olmadığı için de. Bedeli siz ödüyorsunuz. Siz ödediğiniz için de bunu her gelen yapı tekrar ediyor. O dönem hatırlayın Fethullahçılar falan vardı. Onlar yapıyorlardı. O değişti. Sonra yeni gelenler, bu sefer iktidarın daha kökten bağlı olanlar aynı şeyleri yapmaya başladılar. Çünkü bunun bir bedeli yok. Yani bir insanı kahvesine zehir koysanız, sırtına hançer saplasanız belki öldüğü bir cinayet dosyasına dönüşecek. Ama bir adamı beğenmediklerinizi Merdan Yanardağ örneğinde gördüğü gibi aylarca hapiste tutmanın hiçbir bedeli yok. Bu da bir rehine eylemi. Ama hiçbir bedeli yok. Peki öldürülmekten korkmuyor musunuz? Şöyle açıkçası bu bir ihtimal. Ama ona da bir çare arıyorum şu an. Ölüme de bir çare arıyorum. Çünkü en nihayetinde biz bununla korkarak, bundan korkarak söylediklerimizi kısarsak, yazdığımız kelimeleri azaltırsak, mücadele ettiğimiz şeylerden vazgeçersek onlar kazanırlar. Yani bizi öldürmek isteyenler aslında öldürmüş olurlar. Çünkü şunu düşünüyorum. Mesela Uğur Mumcu'yu öldüren kişi hayatında hiç Uğur Mumcu okumuş mudur? Okumamıştır. Hrant Dink'i katleden adam, ona bakın bir internet kafede Hrant Dink'in fotoğrafını verdiler. O kadar tanımıyordu. Onlar tetikçi. Neydi onlar? Onlar tetikçi ama bu emri verenler de aslında neyi hedefliyorlardı? Fikirleri hedefliyorlardı. Ama o fikirler daha da büyüdü, büyüdü işte. Büyüdü. Uğur Mumcu, yani Türk aydınının geneli için söyleyebilirim. Aziz Nesin için söyleyebilirim. Sabahattin, evet, Ali için söyleyebilirim. Hepsi için söyleyebilirim.
ve katledilenler olduğu için de bu tarafı var meselenin. İnsan değillerdir sadece, et değillerdir. Ruhlardır, fikirlerdir, düşüncelerdir, ideolojilerdir. Bunlar da vardır. Ve onları ölümsüzleştirir. Zaten asıl öldürülmek istenen şey budur. Yani Uğur Mumcu'nun bedeni değildir mesela. Uğur Mumcu'nun fikirleridir, gazeteciliğidir. İşte tarikat, mafya ilişkisini deşifre etmesidir. İşte terörün nasıl silah kaçakçılığından beslendiğini deşifre etmesidir. O fikirleri öldürmek istiyor adam. Siz eğer bu ölüm korkusuyla yazmaktan vazgeçerseniz, bunları anlatmaktan vazgeçerseniz zaten sizi öldürmek isteyen kişi öldürmüş demektir. O yüzden bunun çaresi, bunun çare arıyorum dediğim şey bu. Bunun çaresi buna rağmen, yani sizi öldürme tehlikelerine rağmen, size bunu yapmaya yeltenmelerine rağmen bir şekilde devam etmek. Mesela bizim Metastaz kitabımızdan sonra o kadar çok ölüm tehdidi geldi ki devlet koruma kararı aldı hakkımızda. Bakın bizim dışımızda devlet bunu değerlendirdi. Evet böyle bir tehlike var dedi. Çünkü şöyle şeyler düşünün. Ev adresinizi size atıyorlar. Yerini biliyoruz. Beden bütünlüğü kaybolmuş bir insanın bir ceset fotoğrafı atıyorlar. Daha önce öldürülen kişilerin fotoğraflarını atıyorlar ve size mesaj veriyorlar. Koruma kararı aldı. Koruma kararından sonra ne oldu koruma kararı dersiniz? Şöyle bir başınıza bir şey geldiğinde arayın şeklinde bir koruma kararı. Yanlış olmasın gene bir polisle falan dolaşmıyorsunuz. Ama ben o koruma kararını aldıran İçişleri Bakanı aleyhinde yazı yazdıktan sonra İçişleri Bakanı bir sabah çıktı. Sen şöyle böyle falan diye saydırdı. Ve saat 10'da, bakın sabahtan söyledim, saat 10'da İstanbul Valiliği hakkındaki koruma kararını kaldırdı. Yani beni öldürmek isteyen gerçekten biri varsa dedi ki onlara, buyurun dedi biz koruma kararını kaldırıyoruz dedi. Şimdi haliyle burada maalesef Türkiye'de Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan hukuk bu denli ayaklar altına alındığı için katiller güçlü. Uğur Mumcu'yu bir katilin koyduğu bombanın ucunda ölüme sürükleyen şey de bu. Hrant Dink'i bir kurşunun önünde yere düşüren şey de bu. Eğer gerçekten bizi koruması gereken insanlar, eğer katilleri yakalaması gereken insanlar görevini yapsalar biz zaten ölmeyiz diye düşünüyorum. Sizinle ilgili yazılanlardan biri de bunun gibiler ölümden kaçmaz, ölümle yaşar. Çok böyle cümleler dolaşıyor, öyle yazmışlar. Evet, bir şekilde ölümle yaşıyorsunuz aslında. Oraya biraz daha sorularım var ama kitaba da gelmek istiyorum. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun SS kitabı. Kitabın arkasında aslında kitabı anlatan başlıklar var. İzin verirseniz okuyacağım. Kitabı henüz okuyamamış, henüz almaya fırsat bulamamış seyircilerimizin de bilgisi olsun isterim. Mafya hakkında rapor yazan emniyet müdürünün başına neler geldi? Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki küfürlü konuşma neden yapıldı? AKP'li iş adamının bilinmeyen tecavüz dosyasında neler var? Cumhurbaşkanlığındaki kritik ismi kim gizlice fotoğrafladı? Sedat Peker'in Süleyman Soylu ile ilişkilerindeki sırlar ne? Devam edeyim mi fena? Soylu, Erdoğan sonrasına hazırlanan bir proje mi? Devletten maaş alan troll yapılanması nasıl kuruldu? Soylu, finansörlerini kime nasıl açıkladı? Soylu, Fethullah Gülen'le hangi konuda danıştı? Ablemitoğlu dosyasına Soylu'nun müdahalesi nasıl oldu? Sinan Ateş cinayetinde Soylu neden sessiz kaldı? Soylu'nun soruşturma evrağında neler var? Gizli Baylok yazışmalarında Soylu'nun adı nasıl geçiyor? Demirel ve Menderes Soylu hakkında neler söyledi? SS plakalı o aracın öyküsünde hangi ilişkiler var? Soylu'nun dizinin dibinde oturduğu tarikat şeyhi kim? AKB'de kimler Soylu'yla kavga ediyor? Cezaevinden Soylu'ya gönderilen gizli mektupta neler yazıyor? Soylu'nun sildirdiği arşivinde neler var? Bu kitapta bu sorular ve bu soruların cevapları var. Başınıza hala nasıl bir şey gelmedi? Şöyle, birincisi yazmak güç veren bir şey. Mesela bakın, siz bir kadın olarak ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ben hani okuyorum, genç kızlara bunu öğretirler daha erken yaşta. Burası
maalesef erkek egemen bir toplum ve kadınlar tehdit altında. Sokakta yürürken bile tehdit Elbette. Altında. Kendinizi savunmanızın ilk aşaması nedir? Çığlık atmaktır. Çığlık atmaktır. Yani bir otobüste giderken, bir yolda yürürken size yönelik bir tehlike varsa ilki çığlık atmaktır. Ben kitap yazmayı da böyle görüyorum. Yazı yazmayı böyle görüyorum. Biz çığlık atarak önce toplumu sonra kendimizi de savunmuş oluyoruz esasında. Birincisi bu. Yani bu bize güç veriyor. Onu size söyleyeyim. Yani utanıp sıkılıp köşesine saklanan, perdenin arkasına gizlenen bir insana müdahale etmek daha kolay. Ama çığlık atan insan için daha zor. İkincisi, bu kitabı yazarken bizim bir tespitimiz vardı. Seçimin arifesinde Nisan ayının başında çıktı. Yani 28 Mayıs'ta katarsanız Türkiye'de belki 2 ay sonra kritik bir dönüşüm yaşanacaktı. Ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'ydı. Yani Türkiye'nin en güçlü ikinci adamı. Ama bana sorarsanız Tayyip Erdoğan çok farkında değil. Yaratmış olduğu, Tayyip Erdoğan'ın yarattığı düzende altında böyle isimler var. Yani bir takım vezirler var. O vezirler kendilerini daha fazla önemsedikleri için Cumhurbaşkanı'ndan, kendileri için yapacakları şey onlar için yapacaklarından çok daha fazla. Hı hı. Mesela diyelim ki ona bir dokunun, şöyle bir dokunun ve Cumhurbaşkanı'na dokunun. Ona dokunduğunuz zaman çok daha sert tepki alabiliyorsunuz. İçişleri Bakanı'ydı bu ülkenin en güçlü isimlerinden ikincisi dedim ya, birincisi de olabileceğini söylemiş oldum. Ama şunu görüyorduk, o düzen bitiyor. O düzen bitiyor. Bakın seçim sonuçları ne olursa olsun, Süleyman Soylu'nun yaratmış olduğu sistemde büyük bir sorun var. Değişti mi? Hayır, değişmedi. Ama Süleyman Soylu gitmek durumunda kaldı. Ben burada hani şey olduğunu düşünüyorum, bunun sadece... İşte Tayyip Erdoğan birilerinin milletvekili yapması falan filanla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir dönüşüm yapılmak zorunda kaldı. Dikkat edin, Tayyip Erdoğan'ın kendisi seçim süreci boyunca sanki bu ülkede 21 yıldır iktidarda olan kendisi değilmiş gibi topluma değişim vaat etmek zorunda kaldı. Neden bunu yapmak zorunda kaldı? Çünkü hepimiz şunu görüyorduk. Bir, Türkiye Süleyman Soylu döneminde bir tür her sesin sopayla bastırıldığı bir şeye dönüşmüştü. Mafya kol geziyordu. Mafya ile siyaset arasında aleni ilişkiler vardı. Bitti mi onlar? İşte onu diyorum. Bunlar bitmedi. Bu devam ediyor. Ama burada bunun ana aktörleri o kadar yoruldu. Toplumun gözünde o kadar yıprandı. O kadar hani insanlar böyle olmuyor ya dedi ki, arkada sistem devam ettiği halde bunun ana aktörü olan bazı isimleri değiştirmek gerekti. Yani ben Süleyman Soylu'nun şahsıyla bunu tanımıyorum bile. Sizi aramadı mı mesela bu kitapla ilgili? Hayır, hiç. Çünkü kendi döneminde çıktı bu kitap. Evet. Yani toplatmaya kalkmadı mı? Bunların hepsini bekliyorduk. Hı hı. Açıkçası buna da hazırlanmıştık. Ama hiç böyle bir şey yapmadı. Bu tarafını da takdir ediyorum. Onu ama söyleyeyim. Enteresan, bunu sorguladınız mı? Kendi içinizde. Şöyle düşündüm. Mesela Devlet Bahçeli kitabı biliyorsunuz önce toplandı, toplatıldı. Devlet Bahçeli kitabının toplatılması kitabın yarattığı etkiyi daha da artırdı biliyor musunuz? Bu da ben bunu düşünüyorum. Siyasi zeka olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Süleyman Soylu ne kadar eleştirsek de siyasetin kurtlarından bir tanesi. Acaba kitaba karşı böyle bir hamle yaparsam kitabın belki de daha çok etkisi olabilir diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Yoksa başvursa yargıya, yargı onun sözünü dinleyecektir. Veya işte bir şey yapmak istese, bir engellemeye başvurmak istese eminim Türkiye'nin kurumları onun için istediğini yapacaktır. Ne istiyorsunuz efendim diyeceklerdir. Ama bunları yapmadı. Yani bence sizce bu kitabın daha fazla dikkat çekmesini istemediğinden mi yapmadı? Ben böyle düşünüyorum. Yayıncılıkta da vardır aslında. Yayında mesela teknik bir hata olduğunda, bir şey olduğunda onu yansıtmazsınız yayına. Neden? Evet. Belki seyirci onu fark etmemiştir bile. Siz söyleseniz fark edecek. Evet. Yani dolayısıyla belki de bazı insanların fark etmediği bir kitabı böyle bir hamleyle fark ettirmek istemedi. İstememiş olabilir. Olabilir. Ama altını çizerek söylüyorum. Süleyman Soylu, bu kitap bir Süleyman Soylu biyografisi değil. Hı hı. Bu politik ilişkilerin anlatımı. Bugün hala o devam ediyor. Yani arkada o sistem devam ediyor. Bakın hala mafyayı konuşuyoruz. Süleyman Soylu gitti. Mesela bakın geçen hafta Türkiye'de bir kadın, hani burası bunların daha
konuşabileceğimiz bir program. Bir kadını Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Başkan Yardımcılarından bir tanesi tarafından özel hayatının gizlice kaydedildiği, kendisine şantaj yapıldığı ortaya çıktı. Geçen hafta bunu okuduk. Bakın bunu, bu Türkiye'de 1000 kez olabilir, 1000000 kez olabilir, konuşulmaya değer olmayabilir artık. O kadar çoğalmıştır ki böyle olaylar. Ama bir polis müdürünün, yani o kadını korumakla görevli bir polis müdürünün bunu yapıyor olması, devletin geldiği nokta konusunda, devletin kimlere üniforma verdiği, kimlere görev verdiği, kimleri korumakla görevlendirdiği konusu büyük bir soru işareti yaratmıyor. Ama bakın sistem hala devam ediyor. Aynı zamanda yine geçenlerde bir polis memurunun, bir emniyet çalışanının altındaki lüks araba sonrasında güya ölmüş olarak bulunması. Evet. Yani çok acayip şeyler oluyor. Acayip şeyler oluyor. Marmaris'e gitti. Marmaris'te ben işte geçen haftanın ikinci haberi buydu. Üçüncü haberi Marmaris'te emniyet müdürü $1 milyon kendisine bir tekne yaptırmış. Bu tekneyi tartıştı. Nasıl oluyor arkadaş? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani hani gerçekten şu hayat koşullarında bir şey sahibi olmak, yani maaşla falan. Emniyet maaşıyla mümkün değil. Şunu yok, söylemek hiçbir istiyorum. Maaşla mümkün şu değil. Şu ilişki ne anlatıyor? Şu ilişki Uğur Mumcu nasıl tarikatlarla mafya rejimin, siyasetçilerin bir ortak düzen kurduklarını birbirleriyle çok karşıt görünen, değil mi? Tarikat, mafya ya, bunlar normalde yan yana gelmemesi lazım. Bunu anlatıyorsa bu kitapta da SS belki İçişleri Bakanı'nın adını ve soyadını, ilk harflerini simgeliyor olabilir ama arkadaki düzeni anlatmaya çalışıyoruz. O düzen devam ediyor. Hala devam ediyor. Ama Süleyman Soylu yorulmuş bir politikacıydı, onu size söyleyeyim. Yorulmuş bir politikacıydı çünkü adeta kendini öne çıkararak, yani bir İçişleri Bakanı yapmaz böyle şeyler. Yani bir İçişleri Bakanı Barış Terkoğlu'nun yazısının arkasına sabah kalkıp ağzına geleni söylemez. İşte var içinde belediye başkanını alıp küfürlü telefon konuşması yapmaz. Yapmış. Hı hı. Hatırlayın, ahmak dedi yani bir belediye başkanına. Belediye başkanı. Gidip işte bu kadar insanların hayatları hakkında, o hakkında, futbol kulüpleri hakkında ağzına geleni söylemez bir İçişleri Bakanı. Bu yorgunluktan mı oldu yani diyorsunuz? Ben kendisini çok öne çıkarmaya çalıştım. Süleyman Soylu hani biraz önce okudunuz, bir proje dediniz ya. Evet, bu çok konuşuldu zaten, lafınızı kesiyorum ama acaba Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerine Süleyman Soylu mu hazırlanıyor diye çok tam olarak konuşuldu. Bunun için. Tam olarak bunun için. Şimdi bakın. Ve belki de o da bunu kanıksayarak oraya doğru mu oynadı? Oraya oynadı. Süleyman, şimdi bakın, bütün otoriter sistemlerde bir sorun vardır. O da şudur ki ikinci adam problemi. İkinci adamlar her zaman bir tür güvensizlik kaynağıdır. Hı hı. Öte yanda bir tür potansiyel iktidar ihtimali taşır. B planıdır. Zaten ikisi de birbiriyle alakalıdır. Hep padişah vezirini iktidar değiştirecek tehlike olarak görür. Yani aslında birbirini tamamlayan bir şey. Süleyman Soylu için de böyle. Türkiye'de öyle bir sistem var ki Tayyip Erdoğan, ben bunu İçişleri Baronu dedim. İçişleri Baronu dememin nedeni şu, baron kelimesi hemen aklınıza o şeyi getirmesin. Baronluk orta çağdan gelen bir kavram. Şövalyenin bir üstünde olan bir kavram ve şöyle yapıyor baronları. Kral diyor ki mesela şu toprağı sana veriyorum, orayı savunacaksın. Aynı zamanda oradan vergileri de sen toplayacaksın. Oranın kanunlarını da sen kullanacaksın. Yani herkesin kendi küçük kanunlarını uyguladığı, herkesin kendi küçük baronluğunu kurdu. Amerika'nın eyaletleri gibi. Tayyip Erdoğan'a böyle bir sistem yarattı. İçişleri baronluğunu da Süleyman Soylu aldı. O, onun kendi yönetme şekli, onun kendi kanunları, onun kendi ilişkileri adeta devletin, çünkü İçişleri Bakanlığı kurumsal olarak anayasada tanımlanmış bir yer. Bir hukuka uygun davranmak zorunda. Altındaki kolluk her şeyden önce bütün eylemleriyle anayasal sisteme ve hukuk düzenine bağlı. Ama gel gelelim, Süleyman Soylu'nun altında bu unutuldu. Onun baronluğu, hani orta çağdan alıntılayarak söylüyorum, onun baronluğunun altında Süleyman Soylu istediğini yapan, bakın bir belediye başkanının yediği yemeği eleştirebilirsiniz. Ama siz İçişleri Bakanı olarak bir belediye başkanını MOBESE kaydından takip ettiremezsiniz.
Bu ikincisi suçtur. Suçtur. Yani Nilüfer Hanım'ı da takip ettiremezsiniz. Yani kişisel Nilüfer... verileri koruma kanunu evet, var. Yani Türkiye bununla uğraştı. Türkiye bir de hatırlayın. Bu tür kayıtların, devletin imkanlarının kullanıldığı kayıtların başına neler geldi Türkiye? Ne işler açtı Türkiye'nin? Evet. Bazı politikacıların özel hayatları evet. bunun üzerinden de şifre edildi. Bunu yapamazsınız. Ve bazı politikacıların şu anki davranış biçimlerini de o ortaya çıkmasından korktuğu videolar olduğu konuşulur evet. hep. Yani şunun videosu var, bunun videosu var. O yüzden işte iktidara yakın duruyor diye konuşulur yani. Şehir efsanemizdir, efsanesi midir bilemem. Bakın şunu diyemezsiniz. Siz gidin polislere şöyle talimat veremezsiniz. Siz yapın hukuk arkadan gelir diyemezsiniz. Mesela ben uyuşturucuya karşıyım ve uyuşturucuyla devletin çok etkili mücadele etmesini savunuyorum. Zaten bunu yazıyorum. Ama ben... Uyuşturucudan yakaladığınız sanığın bacaklarını kırın diyemem. İçişleri Bakanı böyle söyledi, hatırlayın. Yakaladığınızda bacağını kırın dedi. Hayır, yakaladığınızda yargıya teslim edin. Ya ben anayasal sistemi savunuyorum bu kitapta. Korkum yok o yüzden. Evet. Bu arada size bir mühendis olarak fikrinizi soracağım. Evet. Çünkü siyaset bir matematik benim gözümde. Her şey yani bir satranç gibi ve bir matematiği var bu siyasetin. Şimdi bu durumda ve birçok bağlantınız var, elinize dosyalar geliyor, birçok insanla konuşuyorsunuz, özel muhbirleriniz var belki de, yani bunlar kolay çıkmıyor. Yani muhbir dediğim hani bir yerden birileri size bir şeyler fısıldıyor. Mesela şimdi Süleyman Soylu'nun durumu ne olacak sizce? Bir mühendis olarak soruyorum. Evet, Süleyman Soylu'nun durumu ne olacak? Süleyman Soylu, bakın gene özel bir bilgi benim. Bu belki onun hoşuna gidecektir bu söylediğim şey. Çünkü bence hani bir politikacı için iyi şeylerden biri karşıtlarının kendisine iyi eleştiri yapmasıdır. Bu kitap iyi bir eleştiridir. Ancak şunu söyleyeyim. Ben Süleyman Soylu'nun önümüzdeki dönemin politikacılarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani biz kitabı yazarken de Barış'ta kimin kitabını yazsak diye düşündüğümüzde başka isimler de gündeme geldi. Mesela ben onlara karşı çıktım. Biliyor musunuz Nilüfer Hanım? Şu yüzden. Dedim ki bu adam bugün var yarın yok. Ama Süleyman Soylu bu ilişkileriyle Süleyman Soylu, bu kitapta anlatılanlarla Süleyman Soylu olmaya devam edecek. Yani benim çocuğum da Süleyman Soylu'yu bilecek bir şekilde, onu biliyorum. Yani sizce Süleyman Soylu belli bir dönem içerisinde Cumhurbaşkanı olarak karşımıza çıkar mı? Olabilir. Çünkü bunu da anlatayım. Kitapta da hani bir bölümde var. Şöyle ki Süleyman Soylu şu anki pozisyonundan memnun değil. Yani biz onun yorulduğunu gördük o dönemde. Çok büyük bir güç bıraktı. Şöyle düşünün. Süleyman Soylu şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekilinden bir tanesi. Ve İçişleri Komisyonu'nun başında sadece. Bu komisyona çok değil birkaç ay önce kendisi İçişleri Bakanı olarak geldi. Bakın komisyon çünkü hani sonuçta zaman zaman böyle yetkisi var meclisin. Bakanları çağırıyor, ifadesini alıyor vesaire, sorguluyor, bütçesini sorguluyor falan. Geldi, yanında troll ordusu vardı. Salona böyle adeta bir kabadayı gibi girdi. Her bir söylenen soruya sen kim oluyorsun konuşma, otur yerine falan diye cevap verdi. Bu konuşmaların bazılarını o troll ordusunda, kitapta da adı var bazılarının, onlar çektiler. Bakın bir milletvekili, Ali Mahir Başarı bizim programımızda açıkladı. Döndü bana küfretti dedi komisyon sırasında. Kendisi bunu yayında söyledi. Süleyman Soylu bunu hayır etmedim demedi hiçbir zaman. Ne küfrettiğimi burada söyleyeyim. Reklam arasında sordum ama kendisine. Böyle girdiği bir, böyle hani böyle bir güçle girdiği bir yerde düşündüm birkaç ay sonra bu komisyonun bir üyesi olarak oturuyorsunuz. Bu istediği bir şey değil. Bu onun gücünü sınırlayan bir şey. Bu onun yetkilerini sınırlayan bir şey. Öte yandan da bakın Süleyman Soylu'nun gidişinin ardından. Süleyman Soylu devletin içerisinde o kadar çok karşıt biriktirmişti ki şu an birer birer tasfiyeler yaşanıyor. Bakın emniyette Sayın Vali, İstanbul Valisiyken Emniyet İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan sonraki atamalara, terfilere ve yer değiştirmelere bakın. Göç idaresinden emniyete kadar, valilere kadar Süleyman Soylu'nun Erdoğan için değil, kendi gücü için biriktirdiği bir sürü isim gönderiliyor. Yani Süleyman Soylu sadece koltuğunu kaybetmekle kalmadı.
devletin içerisinde biriktirdiği kadroları da kaybetmeye başladı. E şimdi bunu istemezdi o. İstemiyor. Ama ne istiyor? Şunu istiyor. Şunu görüyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kitleye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bir gün Erdoğan lider olmazsa kimi görmek istersiniz? Burada öne çıkan isim Süleyman Soylu. Tartışmasız yani. Çünkü Süleyman Soylu şahsında Cumhur İttifakı'nın kimliğini biriktirmiş olan bir isim. Nedir Cumhur İttifakı'nın kimliği? AKP-MHP ortaklığı. Bakın Süleyman Soylu daha önce istifa etmeye yeltendiğinde, hatırlayın pandemi döneminde, Devlet Bahçeli devreye girdi. O yüzden biz Süleyman Soylu AKP'nin politikacısı mı, MHP'nin politikacısı mı bilmiyoruz. Ama Cumhur İttifakı'nın, o ittifakın tam ortasında durduğunu biliyoruz. Burada bulunuyor. Öte yandan da burada güç biriktiriyor. Alt tabanda yani AKP oy veren kitle içerisinde ben bunu görmek istiyorum Erdoğan'dan sonra diyen bir kitle var. Ama bir handikapı var. Partinin kadrolarında. Yani bizzat milli görüşten gelen, partinin delegesi olan, parti için işte çalışan teşkilatlarda Süleyman Soylu'nun bu karşılığı yok. Onu da görüyorsunuz. Delilim ne? Delilim de şu. Parti kongrelerinde mesela Numan Kurtulmuş'un aldığı oyu Süleyman Soylu alamıyor. İşte orada da teşkilat belirlemiyor mu ama birçok şeyi? İşte ben, yani şimdi CHP evet. Kurultayına da baktığınızda hani o teşkilat şekillendiriyor ya bir şeyleri. Evet, o yüzden Süleyman Soylu'nun teşkilatla büyük bir karşılığı yok. Tabanda karşılığı var. Cumhur İttifakı'na oy veren kitlelerde bir karşılığı var. Bunu gören Süleyman Soylu Erdoğan sonrasında, altını çiziyorum, Erdoğan sonrasında kendi şahsi politik kariyerini daha ileri taşımaya çalışacak. Bugün memnun değil, bugün bekliyor. O yüzden bu SS kitabını o gün bir daha belki sizinle oturup konuşacağız. Diyeceğiz ki bakın o zaman böyleydi, şimdi buna dönüştü filan. O yüzden önümüzdeki dönemin politikacısı Süleyman Soylu. Ben öyle bakarak gördüğüm için hani geçmişe değil geleceğe bir kitap yazalım dediğim için SS'i yazdım. Çok mühendis kafası işte bunlar. Çok matematik. Peki bu kitaptaki en önemli konulardan biri ve hepsi önemli tabii ki de Sedat Peker ve Süleyman Soylu ilişkisi. Şimdi biz hepimiz demeyeyim de en azından YouTube'u kullanmayı bilenler Sedat Peker'in açıklamalarıyla bir dönem oturduk kalktık. Onu mu dedi, bunu mu dedi, o doğru muydu, şu yani... Bir suç örgütü liderinin konuşmaları için insanlar belli saatleri kovaladılar. Şu anda bir sessizlik söz konusu. İşte artık bir takım anlaşmalar mı yapılıyor, ne oluyor, Türkiye'ye iade mi edilecek? Belki siz yani bir duyumlarınız vardır. Bu ilişki zinciriyle ilgili yazarken çekinceleriniz oldu mu? Ve o ilişkilerde gördüğünüz ama buraya aktaramadığınız dosyalar var mıydı? Ya şöyle, size şunu net olarak söyleyeyim. Türkiye'de bugün hiçbir gazeteci duyduğu her şeyi yazabilir diyemem ben. Türkiye böyle bir yerde değil. Yani Merdan abi bir örnek olsun. Evet. Televizyonda kurduğu iki cümleden insanları tutuklarsanız, Türkiye'de hukuk maalesef, hukuk bence yoksulların güvencesi olması gerekir. Hukuk güçsüzlerin güvencesi olması gerekir. Hukuk sizi korumuyorsa... Hukuk yanınızda olmuyorsa herkes istediğini yazar, istediğini söyler diyemem. Kendim için de diyemem. Ama ben ve Barış Pehlivan bu kitapta bu ilişkiyi mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştık. Şöyle ki, bakın, Sedat Peker'den söz ediyoruz. Sedat Peker'in kendisi bile kahramanlaştığı sırada çıktı televizyonlarda dedi ki, ya bir dakika ben arkadaşlar kendi mücadelemi veriyorum dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Benim dedi aileme, çünkü Sedat Peker çok değil, cezaevinde, ben aynı cezaevinde kaldım 10 yıl önce Sedat Peker'le, orada da cezaevinin Maltası denir, orada karşılaşmışlığım var. O dönemde bile, efendim özel bir şey olacak, normalde cezaevinde iki tutuklu birbirine şey yapamaz, konuşamaz, yasak. Yani sizi böyle alırlar, bir uçtan götürürler öbürünü. Sedat Peker öyle güçlü bir tutukluydu ki, bakın tutukluyken bile o kadar güçlüydü ki ona kimse dokunamıyordu. Gelirdi sizinle, sohbetini ederdi. Gardiyan mesela arkadan şeylerle, Sedat Bey yani bizim başımıza dert olacak. Kim dert açacaksa bana yollayabilirsin derdi. Kimse dokunamazdı ona. Güçlü bir adamdı. Mesela cezaevinde bizim şeyimiz vardı. Sedat Peker'le film günlerimiz vardı. Nedir o biliyor musunuz?
Dizel'in kapalı devre bir televizyon sistemi vardır. Evet. 25 kanal vardır sadece orada. Bir 26. kanalsa Cezaevi İdaresi'nin tutuklulara ne bileyim zaman zaman filmler, eğlenceli şeyler izlettiği, zaman zaman da kendi mesajlarını, işte cezaevinde şöyle bir düzen var falan diye kapalı devre bir kanal. Sedat Peker'in avukatları cezaevine bütün sezon filmlerini böyle CD'ler haline getirirler. Buyurun bunları tutuklulara gösterebilirsiniz derler. İmza güç. Bu arada bu yasak bir şey değildir nihayetinde. Cezaevi dersi orada film gösteriyor zaten ama bütün... Ama buna cezaevi yönetimi karar veriyordu ama muhtemelen. Ama muhtemelen Sedat Peker'in de izlemek istediği ve ya bu filmi de izleyeyim dediği filmler, film izlediğini zaten kendisi de söylüyor. Böyle filmlerdi ve o yüzden de şey derdik. Sedat Peker'in seçtiği filmleri izliyoruz şu anda. Sedat Peker'le film gündemi derdik. Şimdi mesela böyle cezaevindeyken bile güçlü bir adamdı. Unutmayın, hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Evet. Biz YouTube'daki yaptığı yayınlarda gördük ki çok fazla okuyor. Fazlasıyla okuyan evet. Ve kitaplara hakim biri. Sizin okurunuz muydu? Sohbet ettiniz mi hiç? Şöyle, sadece cezaevinde görünce ayaküstü selamlaşmanın dışında hiç yani uzun bir sohbetimiz olmadı. O da zaten dediğim gibi yanınızda gardiyanlar oluyor falan. Ondan sonra ama o zaten... şaşırtıcı derecede kibar duran birisi idi. Yani şaşırırsınız hani karşıdan yıllardır Türkiye'de mafya babası diye tanıtılan bir isim geliyor. Nasılsınız, iyi misiniz deyip hani böyle bir geçerdi. Muhtemelen daha sert yanlarını başka taraflarda gösteriyordur. İşte cezaevinde bile güçlü adam çıktı, hükümetin yanında durdu. Mitingler yaptı, herkesin gözünün önünde. Karakolda hükümeti eleştiren eski bir milletvekilini dövdürdü. Hürriyet gazetesinin camlarını Türkiye'nin amiral gemisi diye bilinen o dönem hatırlayın. Yüz binlerce satan bir gazeteydi. Hükümete karşı diye camlarını kırdırdı. Bir tane bile soruşturma geçirmedi. Yine güçlü bir adam. Kanınızla yıkanacağız falan bir evet, şeyler de demişti. Evet, bu mitinglerde söylenmiş bir Rize mitinginde diye hatırlıyorum. Bunu söyledi. Ve kanınızla banyo yapacağız lafının savcılar ifade özgürlüğü olduğunu söyledi. Soruşturma açılmadı. Ama aynı yargı, kanınızla banyo yapacağız ifade özgürlüğüdür diyen yargı, hem Erdem abi şu an ifade özgürlüğü nasıl olmadığını görüyoruz içeride şu anda. Aynı yargı, Sedat Peker çıkıp ben bir dönem içinde bulunduğum o kirli ilişkileri artık anlatmak istiyorum dediğinde bu ifade özgürlüğü değildir dedi. Bunları söyleyemezsin dedi. İçeride bunu engellemeye çalışmakla kalmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar Sedat Süleyman Soylu giderek, ziyaret ederek ki o Birleşik Arap Emirlikleri unutmayın. Türkiye'de darbe girişimine fon sağladı denilen Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i susturmaya çalıştılar. Sedat Peker şu an kuşatma altında yoksa video çekmek istiyor. Nasıl kuşatma altında? Bir anlaşma yapmış. Yayınlayamıyordur. Bir anlaşma yapmış ülkeyle yani Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Sen burada şey yapmayacaksın. Hiçbir politik mesaj vermeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın, buradan dışarı çıkmayacaksın. Ye, iç, yat, uyu. Aynen öyle. Eğlen. Öyle. Bir tür bu bir anlaşma. Doğal olarak aslında düşünün ki bu anlaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri yaparken bu anlaşma Türkiye'nin gücü sayesinde yapıldı. Belki de Türkiye'nin tavizleri sayesinde yapıldı. Yani Türkiye'nin gücü bayağı... Yani bu Türkiye'nin verdikleri daha mantıklı evet, geliyor sanki. Evet, belki de tavizleri sayesinde yani. Yapalım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bütününe baktığımızda Sedat Peker'i, Türkiye güçlü olan Sedat Peker'i, güç biriktirmiş olan Sedat Peker'i, ağzına geleni söyleyen Sedat Peker'i, ne zaman ki o ilişkileri, bunu ona cevaben söylüyorum, ne zaman ki kendisini... Kendi ilişkilerini deşifre etmeye başladığı zaman susturdular. Sedat Peker'in meselesi, evet, ortaya dökülen ilişkiler haliyle memleket meselesi. Bunlar anlattıkları hepimizi ilgilendiriyor. Ama öte yandan da biraz da kendi meselesi. Biraz da kendi, bunu o da söyledi. İtiraf ediyor benim zaten. Aileme dokundular, işte iç çamaşırları ben çıkarlar. Ben sizin kahramanınız çünkü değilim ben diyor yani. Değilim, ben bunun hesabını sormaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bakın... ama bu çok önemli biliyor musunuz? Neden önemli? Biz bunca yıldır dosya yazarken şunu gördük. Eğer bu tür kişisel kavgalara girmemiş insanlar olmasa hiçbir cinayet aydınlatılamaz.
Bir anlamda o kişisel kavgalar bizim de işimize yarıyor. Evet. Yani şöyledir. Yani benim bir ailem var, sizin bir aileniz var. Sizin aile içinizde bir tartışma başladığı anda komşunun duyacağı şeylerin sayısı artar. Sistemde de Sedat Peker'in de içinde olmuş olduğu bu düzende kavgalar olmasaydı biz bunları öğrenemeyecektik. Hı hı. O yüzden bir gazeteci için bu tür kavgalara kulak kabartmak, bu da bir dinlemek, fırsat. Efendim? Bu da bir fırsat. Bu da bir fırsat. Takip etmek. Mesela orada Sedat Peker çıktı dedi ki AK Merkez'de, AK Merkez Türkiye'de bir alışveriş merkezi, AK Merkez'de şununla şunun ofisi altlı üstlü dedi. Öyle deyince ben gittim, baktım. Bak o şirket hangisi, bu şirket hangisi? Gittim ticari sicil kayıtlarından şirketlerin kurucularını çıkardım, ortaklarını çıkardım. Aa bir baktım Süleyman Soylu'nun bir akrabasıyla bilmem ne, aynı anda bir ilaç şirketi de şu falan çıkıyor. E şimdi birisi konuşmasa, açık söyleyeyim yani ben gece yatağında yatarken bu aklıma gelemezdi. O yüzden bu kavgalar bunları açıklamak için bir fırsat, ortaya çıkarmak için bir fırsat. Yine bir mühendis olduğunuz için soruyorum o matematik zekanızla. Sizce Sedat Peker'in bundan sonrası ne olacak? Ne olacak? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi suçların iade anlaşması imzalandı. Avukatı diyor ki çok haklı olarak bugüne kadar zaten Interpol vardı. Yani bu o ikili ilişkilerde aranızda iade anlaşması olmasa dahi Interpol aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Ama bu bir katkı sağlıyor tabii ki. Şunu söyleyeyim, Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde durursa da iade edilirse tamamen hukuk değil, politik kararlar sonucu olacak. Benim şeyim şu, birileri diyor ki Sedat Peker getirecek, öbürleri diyor ki Sedat Peker orada tutulacak. Benim üçüncü bir şeyim var, kafamdan geçen bir şey. Belki de Sedat Peker'in kendisi Türkiye'ye dönmeye de ikna edilebilir. Özel anlaşmalarla mı? Şöyle, bakıyorum. Sedat Peker'in Türkiye'ye gelse başına bela alabilecek çok büyük dosya yok biliyor musunuz? Yani insanlardaki Sedat Peker algısını biliyorum. Belki ben savcı olsam çok hakkında dosya yazabileceğimi söyleyebilirim. Çünkü Kıbrıs'a ne, hatırlayın Kıbrıs'a benim kardeşimi cinayet işlemeye gönderdik dedi. Onu bile söyledi Kutlu Savaş. Belki bunları istemiyorlar dosyasını. İşte siyasi dengeler o kadar değişik ki yani bir zaman Alaaddin Çakıcı neredeydi, şimdi nerede? Yani aslında Sedat Peker için de aynı şeyler geçerli olabilir. Güçler her an yer değiştirebilir. Bana sorarsanız bu da özel bir şey. Ben okudukça şunu gördüm ki Sedat Peker kavgası şöyle başlamış. Türkiye'de sistem yani SS demiş olduğumuz sistem, bazı mafya gruplarını kolluyor, bazı mafya gruplarını da kollarken çünkü mafya grupları da birbirleriyle çatışma halinde bazılarını da tasfiye ediyor. Yani devlet bir aktör olarak bazı mafya gruplarının sırtını sıvazlarken bazılarını da operasyon yapmaya başlıyor. Evet. Bir bakıyorsunuz mesela bir ilçede bu grup haraç toplamayı bırakmış öbürü bilmem. Ben mesela Alaaddin Çakıcı'nın dışarı çıkışıyla biliyorsunuz Sedat Peker'le evet. Kanlı bıçaklıdır onlar. Alaaddin Çakıcı'nın dışarı çıkışıyla, sokaklarda adını daha çok duyduğumuz bazı gruplarla, iktidar partisi liderlerinin fotoğraf çektirdiği bazı eskiden suç örgütü evet. olarak anılan isimlerle bir anda ortalığa dökülmesinin, Sedat Peker'in tasfiye edilmesiyle aynı döneme denk gelmesini tesadüf olarak görmüyor. Hepsi bir güç dengesi. Yani bir güç plan. Dengesi biri tasfiye ediliyor öbürü onun evet. yerine koyuluyor. Konuşacak çok şey var evet. ama süre bitti. Doğal olarak son söyleyeceğim şey lütfen. Bu ilişkiler yeniden Türkiye'ye gelebilir, gelmeye ikna edilebilir. Başına da çok büyük bir şey gelmeyebilir ama Türkiye'de bir suskunluk yaşayabilir, bir kenara çekilebilir. Ben böyle bir olayda görebiliriz. Üçüncü ihtimalinizi çok önemsiyorum. Evet. Yani her an her şey olabiliyor dediğiniz evet. gibi dengeler değişebiliyor. Ya keşke bir daha gelseniz. Geliriz, yine geliriz. Sonbahara doğru şöyle sırada ne var bilmiyorum. Onları da soracağım ama takipteyiz. Evet. Bu arada Sayın Merdan Yanardağ için başlattığımız bir kampanya var. Onu da söyleyelim. Efendim dostları, sevdikleri, gazeteci arkadaşları Sayın Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalıyorlar. Mesela şimdi Barış Terkoğlu da imzalayacak bir sürü kitap. Ve siz bu kitapları tele1kitap.com'dan edinebileceksiniz. Birçok sanatçı dost, birçok gazeteci,
birçok sevdiğiniz insan Sayın Merdan Yanardağ'ın kitaplarını bu şekilde imzaladı ve size ulaşmayı bekliyor. Tavsiye ediyoruz. Ben de imzalayacağım bugün yine. Bu aklınızda olsun. Bu arada unutmadan Sayın Emre Kongar hocam geçmiş olsun. Telefon kullanmayan bir insan olduğu için kendisini DM'lerden ancak dönebiliyoruz ama buradan da geçmiş olsun demek istiyorum canım hocama. Çok önemlisiniz bir an önce. İyi bilgi de vereyim. Biliyorum. Dün konuştum kendisiyle. İyi sağlık durumu. Bak biz konuşamıyoruz. Kıskandım şimdi. Emre hocam çok ayıp. Sizin sesinizi duymak istiyorum. Çıkmamız lazım diye uyarıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bir daha istiyorum. Tabii ki. Daha eşinizin kaygılarını soracaktım. Bir kadın olarak siz nasıl başa çıkıyor diye bunları sonra yasaklıyorum ama... Zor oluyordur. Ona da saygılar, sevgiler, evet, metanet diliyorum. Sağlam duruyorsunuz. Ne güzelsiniz. Çok söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söylemek isterim. Bu ekranın bir parçası, bir emekçisi, bir yüzü, bir insanı, Türkiye'deki aydın hareketinde bir parçası olan Merdan Yanardağ olmazsa bu ekranda da Türkiye'de birçok şey eksik. Bıraksınlar. Ben sözümü söylediğim gibi o da burada sözünü söylesin. Bıraksınlar, Türkiye'nin geleceği daha özgür olsun. Ve hepimiz bu ülkede farklı renklerdeki çiçekler olarak yaşamaya devam edelim. Bu kırlarda bizden sonrakilerin tohumları toprağa düşsün. O yüzden ben Merdan Yanardağ'ın özgür olmasını dileyerek bu programı bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Efendim çok güzel dileklerdi. Aynı dilekleri taşıyoruz. Umarım güzel insanlar güzel insanlarla karşılaşır ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısını çalar. Hoşçakalın.